Şimdi RESTful API içerisinde request nesnesinin bir anatomisini inceleyeceğiz. Yani genel mimarisine, genel özelliklerine bir bakacağız diyebilirim. Nelerden oluşur ve tam olarak nedir ona bakalım. Bu aslında web programlamanın da temeli olarak düşünebileceğiniz bir konu. Bir request temel olarak 4 şeyden oluşur ve bunların her birini öncelikle ayrı ayrı anlatacağım. Farklı slaytlar, farklı videolar olarak. Yalnız request'in anatomisi kısmı iki slayt üzerinden tek bir videoda anlatacağım. Sonrasında da endpoint, HTTP metodu vesaire bunları ayrı bir şekilde anlatacağım. Şimdi request temel olarak 4 şeyden oluşuyor. Bunların bir tanesi endpoint. Buna route da denebiliyor. Aslında ikisini de çok sık duyarsınız. Route, routing vesaire, endpoint. Burada ikisinin de aynı şey olduğunu bilmenizde yarar var. Biz burada uygulama içerisinde mesela, yani Go'nun içerisinde de bu standart kütüphane içerisinde routing işlemleri var mesela. Bu kullanılıyor. Bu isimlendirme. Tabii bu routing küçük bir farkla endpoint ve route olarak ayrılıyor da diyebiliriz aslında. Routing bu işlemi yapma olayına derken endpoint, route'ün gittiği uç noktalara deniyor. Bunun ne olduğunu anlatacağım. Daha detaylı bir şekilde özel bir slaytım var onunla ilgili. Ona gelmeden önce genel bir ayrım yapayım diyeyim. Bu şekilde. HTTP metot. Bu genel HTTP metotları tüm programlama dilleri için gerekli. Tüm programlama dilleri için bir standart HTTP metot adı üstünde. Burada yapacağımız işlemin ve bu işlemin sonucunun bir standarda bağlanması durumu söz konusu. Bunun da detaylarını inceleyeceğiz ne olduğuna dair. Bu standartlaştırma aslında web uygulamalarının en temelini oluşturan o kurallar bütününden bir tanesi. İşte şu işi yaptığım zaman mesela eğer bu işlem başarılı olursa sonucu tarafında okey dön. Yani bu işlem başarılı. Eğer şöyle bir hata olursa işte not found hatası dön gibi bunlar aslında en temelde HTTP metotları. HTTP header ve data kısmını da bunları biz sonraki slaytlarda inceleyeceğiz. Şimdi bu request'in anatomisi kısmına biraz daha eğilelim. Bir sonraki slayda geçiyorum bunun için. Anatomy of a REST API Query. Bu aslında request'ten ziyade bu API sorgu yapısını incelediğimiz bir şey ama bunun içerisinde temel olarak request'ten de bahsedebileceğimiz bazı bilgiler var. Ve request response yapısını görebileceğiniz bir grafik. Bu nedenle bunu kullanmak istedim. Şimdi bir URL'imiz var. Şu URL temelde bir API, RESTful API ve bu github.com bu GitHub üzerinde bunun altyapısını API olarak dışarıya açan bir RESTful mimarisi diyebiliriz. Bu URL'de onun için oluşturulmuş bir sorgu yapısı. Cisco DevNet diye bir user var GitHub üzerinde. Bunun repoları üzerinden sayfalama vesaire gibi işlemler yapan bir query yapısı. Bunu incelerken öncelikle şuna URL diyoruz. Şuradaki yapıya. Bunu bazı yerlerde URI olarak da görebilirsiniz. URI şeklinde. Bu çok önemli değil. İkisi de %99 oranında aynı. Birisi daha önce kullanılan bir isimlendirme yöntemiyken sonrasında da işte URI olarak ya da URL olarak farklı şekillerde isimlendiriliyor. İkisi de temelde aynı. Bunu parçalara ayırmak gerekirse bizim tarayıcımız burada, sunucumuz da burada. GitHub'ın sunucusu. Bu sistem nasıl çalışıyor? Öncelikle bizim tarayıcımız diyelim ki JavaScript'te bir sorgu hazırlanmış. Yani JavaScript'te bir sorgu çalıştırılmış ve bir link şeklinde sunucu tarafına gönderilecek.
Arada herhangi bir başka bir şey yok. Bu işlem öncelikle bazı temel şeylere ihtiyacı var. Bu işlemin metodu nedir? Mesela metot bilgisi bu sorguda bildirilmesi gerekiyor. Metodun ne olduğunu daha sonra detaylı anlatacağım. Ama mesela temel olarak söylemek gerekirse tarayıcıdan bir selektif işlem, yani tarayıcıdan bir istek giderken bunun veri elde etme, kaynak elde etme, yani sunucudan kaynak alma isteği olduğunu biz get ile belirtiyoruz. Mesela post var. Posta biz elimizde bir veri var. Elimizde bir kaynak var, resource. Bu resource'u sunucu tarafına gönderiyoruz. Bunu al kullan demek. Mesela bu nedenle biz normal veri elde etme, sunucudan veri isteme işlemlerini genelde get ile yaparız. Daha doğrusu get ile yaparız. Ama örneğin kullanıcı kaydetme, veri kaydetme, hani arayüzden veriyi girip sunucu tarafındaki işte veri tabanına gönderip onu kaydetme işlemlerini post ile yaparız. Çünkü birisi veriyi ister, öbürü ise, yani post ise bir veri gönderme işlemi yapar ve o verinin de sonucunu post üzerinden elde edebilirsiniz. Buradaki response üzerinden. Şimdi bunun get olduğunu metot yöntemiyle söyledik. Burası da bu arada şurası HTTP request alanı, bilgilerin olduğu kısım. Burada path kısmı var. Path kısmı dediğimiz alan aslında şurası. Burada da işaret edildiği gibi. Bu path kısmının sonunda sunucu tarafına bazı ayarlar gönderebileceğimiz, yani filtreler diyelim. Filtreler gönderebileceğimiz alanlar var. Mesela buradaki page eşittir 1, per page eşittir 2 şeklinde. Bunlara biz parameters diyoruz. Bunları da bu şekilde elde edebiliyoruz. Aslında ayrı ayrı gidiyor bunlar. Siz hani normal kullanıcı açısından bakarsanız buradaki URL'e, bu tamamen sıradan okunduğu zaman hiçbir şey anlaşılmayan düzensiz bir yapı gibi görünebilir ama burası tamamen parçalara ayrılmış ve her parçasının farklı bir anlamı olan bir URL yapısı diyebiliriz. Bunları tabi programcı kendisi oluşturuyor. Yani GitHub'ın geliştiricileri oluşturuyor. Ve arka planda da bunlara göre işlem yapıyorlar. Siz mesela burada parametre olarak page 1 gönderdiğiniz zaman bu kullanıcının, yani browser'dan bu isteği yapan kişinin bu repo içerisinde, yani şu kullanıcının, daha doğrusu GitHub üzerindeki bu kullanıcının repository depoları üzerinde bir sayfa istediğini söylüyor. Page 1 ilk sayfayı istiyor. İkinci parametre olarak da bu sayfada per page, yani bu sayfada iki veri olmasını, iki verili bir şekilde listelenmesini söylüyor diyebiliriz. Buna da sayfalama ve filtreleme işlemi de denebilir. Bunu biz parameters üzerinden yapıyoruz. Buradaki parameters şuradaki path üzerinde soru işaretinden sonra yazılıyor buradaki. Yani burada ana işlem aslında repos controller üzerinden dönüyor. Bunu programatik tarafta controller olarak geliştiriyorlar. Ve buna parametre olarak şuradaki filtreler gönderiliyor. Buradaki parameters. Protokolün de burada belirtmemiz gerekiyor. HTTP 1.1 protokolü bu şu ana kadar kullanılan şeydi. Tabii şu an HTTP 2 üzerinden bunlar yapılabiliyor. Bu protokoller üzerinde bazı şeyler var. Bu biraz daha derin bir konuya giriyor ama bu protokoller aslında web'in altyapısını oluşturan kuralları belirliyor. Mesela şu ana kadarki kullandığımız HTTP 1.1 aslında internet geliştirildiğinden beri kullanılan temel protokol versiyonu diyebiliriz. Ama şu an HTTP 1.1'in yerini HTTP 2 aldı.
Bunu da gene yeni bir protokol versiyonu olarak yayınladılar. Bunu herhangi bir firma yapmıyor. Bu firmaların oluşturduğu bir konsorsiyum belirliyor aslında. Organizasyon belirliyor bunların kurallarını. Mesela bunlardan basit bir tane, birkaç tanesini söyleyeyim. HTTP 1.1 ile yaptığınız bir dosya indirme işlemi HTTP 2'ye göre daha yavaş. Mesela bir web sitesine giriş yaptınız. Burada bir image var, yani bir resim dosyası var. Aynı sayfaya bir HTTP 1 ile giriş yapın. Bir de HTTP 2 ile giriş yapın. Aynı internet ile, aynı bilgisayarda yaptığınızda HTTP 1, HTTP 2'den daha yavaş açılacaktır. Oradaki resim de HTTP 2'li tarayıcıda daha hızlı doldurulacaktır ekrana. Mesela bu onlardan bir tanesi, faydalarından. Daha hızlı, daha performanslı vesaire. Bir başkası da mesela bu hani ileriye dönük yapılan yenilikler olduğu için bunlar, şöyle diyebiliriz. Mesela HTTP ile HTTPS, ki HTTPS sonuna secure eklenmiş hali. Hypertext vesaire protokol. Bu secure kullanım SSL sertifikalarıyla yapılıyor. Bir SSL sertifikası satın aldığınız zaman HTTPS ile başlayan bir web siteye sahip olabilirsiniz. Bunun detaylarına girmeyeceğim şimdi. Bu biraz güvenlik konusu. Bu kursun da güvenlik bölümünde HTTPS bölümü olacak. Orada detayları anlatacağım. Yalnız özetlemek gerekirse HTTPS ile girdiğiniz web siteleri sizin bilgilerinize erişmez. O bilgileri doğrudan, daha doğrusu sizinle web sitesi arasındaki veriye dışarıdan erişimi kapatır. Yani dışarıdan herhangi bir hacker, sniffing işlemi vesaire, bir hacking yöntemini uyguladığı zaman, ki ben veri tabanına erişmekten bahsetmiyorum, aradaki trafiğe, sizinle web sitesi arasındaki trafiğe erişmeye, araya girmeye çalışıldığı zaman sizin veriniz şifreli bir şekilde sunucuya gönderildiği için, aradaki iletişim şifreli olduğu için elde edilen, hacklense bile elde edilen şey aslında şifrelenmiş bir veri olacaktır. Bu nedenle de bu SSL sertifikalarının farklı versiyonları vardır. 128, 256 vesaire, 512, 1024, 2048 vesaire. Tabii birkaç yıl önce mesela bunlar da kırılıyor çok güçlü bilgisayarlarda ve ciddi yazılımlarla, çok yüksek hızlarla bu şifreler de kırılıyor. Ama normal kullanıcıların kıramayacağı güvenlikler. 512'den yukarısı kırılması güç. Birkaç yıl önce bazı güvenlik araştırmacıları çok güçlü bilgisayarlarla 1024 bitlik bir SSL sertifikasını kırmıştı mesela. Bu ayrı bir konu. Ama normal kullanıcılar bunu, normal seviyedeki hacker diyelim, çok güçlü bilgisayarlara erişim falan yoksa bunları elde etse bile onları kıramaz. Şimdi mesela HTTP 2 ile SSL kullanımı aslında şöyle yapıldı. Dendi ki biz bunu zorlamıyoruz ama HTTP 2 kullanımını biraz zorlar gibi yapalım. Hani protokol olarak bunu zorlayamazlar. Çünkü HTTP 1'i iptal etmediler. HTTP 2 var piyasada. O yeni geldi. O yüzden HTTP 1'in kurallarını iptal etmeden onun üzerine ekleyerek gidiyor. Burada da SSL, yani güvenlik sertifikasını zorunlu hale getirmedi bu protokol geliştiricileri, o konsorsiyum. Ama tarayıcılar bunu zorunlu hale getirdiler HTTP 2'de. Yani siz HTTP 2 üzerinden bir web sitesi yayınlamak istiyorsanız bu büyük tarayıcıların, işte Chrome, Firefox vesaire, bildiğim kadarıyla bunların büyük bir kısmı HTTPS'i, yani SSL kullanımını HTTP 2'de zorunlu hale
zorunlu hale getirdi. Bunun protokolle ilgisi yok. Protokol bu zorunluluğu getirmedi. Ama tarayıcılar dedi ki biz bu şekilde zorlayalım. Zaten teknoloji ve gelişim de oraya doğru gidiyor. Biraz uzun oldu ama alt konuları var. Hani hiç bilmeyenler için bunlar gerekiyor. Headers kısmında, headers da request'in önemli parçalarından bir tanesi. Bunu uygulama içerisinde de header nesnelerini kullanarak işleyeceğiz diyebilirim. Bir şeyler yapacağız. Mesela biz tarayıcı üzerinden oluşturduğumuz ve sunucuya göndereceğimiz verinin formatını biz buradan belirleyebiliyoruz. Mesela burada application JSON. Bunu accept olarak bunu verdiğinizde şu şekilde anlama geliyor bu. Benim oluşturduğum, tarayıcı diyor ki benim oluşturduğum bu veri sana JSON formatında gelecek. Bunu sunucudaki yazılıma söyle. Ona göre ne yapıyorsa yapsın yani. Hani bunun üzerinden bir işlem belirleyecekse dosya tipi bu. Buraya geldim. Burada API endpoint diyoruz. Mesela api.github.com şuradaki port. Port olmak zorunda değil. Bu bir örnek. Mesela şurada port yok. Gördüğünüz gibi. Ama arka planda siz api.github.com'a gittiğiniz zaman bu arka planda 443 portunu kullanıyor olabilir. API endpoint dediğimiz endpoint'e yani uç noktaya request'imiz geldi. Tarayıcı tarafından gönderildi bu ve buraya geldi. Burada sunucuda işlemler yapıldı. Şurada buradaki işleme göre bakarsak veri tabanına gittim. Cisco Dev Net diye kullanıcı buldu. Onun repository'leri içerisinde İngilizceyi Türkçe'yle bitirmeye çalışınca böyle oluyor. Repos verilerini aldı ve bunların içerisinde bir filtre oluşturdu. Onun sonucunu geriye dönecek. Nasıl dönecek? Bunu HTTP response içerisinde bildirecek daha doğrusu. Diyecek ki status code yani HTTP status code bilgisi ki bunları da göreceğiz. 200 yani okey bu işlem başarılı. Bu veri bulundu. O veriyi de başarılı bir şekilde gönderiyorum sana demek. Sonra da bunu body içerisine JSON payload işlemi bu. Bunu bir JSON formatında oluşturup buradaki response'u bir response body'si şeklinde HTML'e dönüştürüp tarayıcıya gönderiyor. Tarayıcı sadece HTML'den anlar. Bu nedenle HTML'e dönüştürülmek zorunda ve bu şekilde de bir döngü oluşturuluyor diyebilirim.